Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Efendim, Kadim Sırların İzinde programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlıyoruz bugünkü programımıza. Bugün yine her zaman olduğu gibi çok ilginç bir konunun peşine düşüyoruz. Hemen herkesin sıkıştığında feryat ettiği, feveran ettiği, yetiş ya Hızır dediği bir kişi. Hazreti Hızır'ın, Hızır Aleyhisselam'ın peşine düşecek Kadim Sırların İzinde bugün. Hazreti Hızır'ın izini süreceğiz daha doğrusu. Peki Hazreti Hızır hala aramızda mı? Yaşıyor mu? Kimdir? Mesela Hazreti Hızır Ab-ı Hayat suyunu, yani ölümsüzlük suyunu bulmuş mudur? Bu suyu içtiği için mi bu kadar uzun yaşamıştır ve yaşamaktadır? Hazreti Hızır'ı görebilmemiz mümkün mü? Görmüş olabilir miyiz? Acaba görüyor muyuz? Veya bir Hızır'ı görsek nasıl tanırız? Onu soracağım birazdan hocama. Ve en önemlisi de Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın o müthiş hikayesi vardır. Birlikte yaptıkları bir yolculuk. O izlerin peşine düşeceğiz bizler bugün Kadim Sırların İzinde. Efendim, hazırsanız Kadim Sırların İzinde programımıza, Hazreti Hızır konulu bölümümüze başlıyoruz. Evet hocam, Hızır benim de çok geçmişte okuduğum, eşelediğim, baktığım ve merak ettiğim bir konu. Eminim benim kadar tüm izleyicilerimiz bununla ilgileniyordur. Çoğu kişi hatta karşısına çıkan bir dilenciyi dahi acaba Hızır mıdır falan diye böyle imtihandamıyız diye böyle bir düşündüğü oluyordur birçok kişinin. Dolayısıyla şimdi biraz hassas bir konu, böyle duygusal da bir konu aynı zamanda. Açıkçası herkesin ihtiyacı da olan bir konu hocam. Bugünkü konumuz Hazreti Hızır. Buyurun başlayalım hocam. Nereden başlayalım? Buyurduğunuz gibi öncelikle biz bütün programlarımızdaki temel menşeimizi, referansımıza dikkate alacağız. O da okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresine geçeceğiz. Ama Kehf suresi 60 ile 82. ayetlerde Musa Aleyhisselam'ın yanında bulunan bir genç ile kendisine bilgi verilmiş, İlim ve hikmet sahibi olan bir kişiyle yapacağı buluşmayı gerçekleştirmeden, konuşmadan önce bir Musa Aleyhisselam'ı hatırlayalım tekrardan. Tamam. Çünkü işin başını düzgünce hatırlayabilirsek devamını güzelce inşa edebiliriz. O 6 numaralı online haritamızı rica edelim adı evet. Güzel yönetmenim. Hazreti Musa'dan başlayarak Hızır Aleyhisselam'ın peşine, izine düşüyoruz. Düşelim. Efendim. Çünkü şimdi evet. Hızır Aleyhisselam'la alakalı çok fazla bilgi var, çok fazla rivayet var, çok fazla ortaya atılmış olan görüş var. Bunun birçok sebebi var. Gılgamış Destanı'nda bile işte 1800'lü yıllarda milattan önce yazılmış, Akatça yazılmış, Sümerler döneminden esinlenerek yazılmış olan bir yazıtta dahi onunla alakalı bilgiler görüyor olmamız acaba Hazreti İbrahim döneminden beri hayatta mıydı görüşünü karşımıza çıkarıyor yani, ki bu olasıdır. İslamiyet'ten, İsrailiyat'tan falan önce var değil mi Hızır mevzu? İslamiyet Hazreti Adem'den beri olduğu için Yani genel oradan itibarla, bakarsak, zaten buradan bakmazsak iş başka boyuta gider. Oradan bu seferle, bakarsak peki Hazreti Adem'den beri Hızır meselesi var diyebilir miyiz o zaman? Çok ilginç bir şekilde bazı rivayetlerde Hızır'ın Hazreti Adem'in evlatlarından biri olduğu da ifade edilir. Allah Allah. Ta ki evet. Peygamberimiz Aleyhisselam döneme kadar. Tabii ki biz bu rivayetler içerisinde doğru ve orta yolu bulmak için Kur'an ve sünnetin temel referansına en yakın olanı tercih etmeye çalışacağız. Dikkatimizi en çok çeken konu bu konuda Gılgamış Destanı'nda bile geçiyor olması 1800'lü yıllarda yazılmış. O zaman kim yaşıyordu? O zaman Babil'de Kral Nemrud'un mekanında yaşayan birisi vardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dı. Demek ki milattan önce 1800'lerde İbrahim Aleyhisselam yaşadığı gibi Gılgamış Destanı'nın da bu coğrafyada yazıldığını düşünürsek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tabilerinden kendisinin yanında bulunanlardan birisinin olma ihtimali var. Ama biz bugün Kehf suresini referans alacağımız için ve Kehf suresi de özellikle Mekke'de Peygamberimizin Eshab-ı Kehf ile, Eshab-ı Rakim ile moral ve motive bulmak için Allah tarafından aldığı özel bir hediye suresi olduğundan daha çok Hazreti Musa ile bağına odaklanacağız. Hazreti Musa aleyhisselam malum Hazreti İbrahim Ur'dan çıkmış, Harran'a gelmiş, Harran'da ateş atılma sürgününü atlattıktan sonra Kudüs'e gelmiş, Mısır'a dönmüş, bir daha Kudüs'e gelip yerleşmişti. Kendisi evladından Hacer'le beraber İsmail'i Mekke'ye bırakmış, Sara ve diğer oğlu İshak'la beraber ise Kudüs'te yaşamıştı. Hazreti İbrahim'in oğlu, Hazreti İshak'ın da bir oğlu olmuştu.
İki oğlu vardı. Bir tanesi Yakup'tu. Yakup ve kardeşi aralarında şimdi sorun sebebiyle Yakup Aleyhisselam tekrardan ata diyarı Haran'a gitmiş. Burada dayısının kızlarıyla evlenmiş. Burada çocukları olmuştu. Yusuf Aleyhisselam dahi çocukları nerede doğmuştu? Harran'da. Aradan geçen zamanlar sonra Yakup Aleyhisselam tekrardan gelmiş ve ata diyarına yerleşmişti. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a gösterdikleri buğz ve nefret sebebiyle onu kuyuya atmışlar. Kuyudan alan buradaki Medainilerden, Meden halkından bir grup onu köle olarak getirmiş, Mısır'a satmıştı. Mısır'da köle olarak yaşayan Yusuf Aleyhisselam kısa bir zaman sonra Allah'ın yardımıyla iftiraları da aşarak Mısır'a sultan olmuş. Yani Firavun'un ikinci adamı olmuştu. Sonra Kudüs civarında bulunan bütün ata ve akrabalarını, İsrailoğullarını yani Yakup çocuklarını getirmiş ve buraya Goşen kentine yerleştirmişti. Evet. Onlar için altın çağ bu zamandı. Bu altın çağ içerisinde 430 yıl kadarlık bir zaman vardı ama Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından sonra adam kayırmalar, yoldan sapmalar, zalimlikler, rüşvet, güçlünün güçsüzü ezmesi, gammazlamaklar, kara borsacılık, zina ve benzeri bütün günahların apaçık yapılıp çoğalmasıyla Firavunların hanedanlığının bulunduğu, Mısır'dan da köleleştirilmiş, cezalandırılmış ve buradan tekrardan çıkmak üzere tövbe kapısı aramışlardı. Allah Azze ve Celle de onlara kimi göndermişti? İçlerinden Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam haritayı biraz yaklaştırabilirsiniz. Adı güzel yönetmenim. Evet. Nereye gittiniz? Ha, biraz daha ya sola bana çevirin, bana doğru getirin. Evet. Şurasına tıklarsanız şu gözümüzde bir daha canlansın. Burası neresiydi? Goşen kentiydi. Tıklayınız resme lütfen, buradaki resme. Oradaki resme tıklayalım. Buradaki resme tıklayınız. Evet. Burası Goşen kentiydi. Musa Aleyhisselam burada doğacaktı. Bu görmüş olduğunuz yerde hala arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Belki eski kentin bulunduğu yer kenti bulunduğu burası. Yer. Dikkat ediniz, Yusuf Aleyhisselam evet. İsrailoğullarını şehrin en şatavatlı yerine yerleştirmiyor. Mevcut olan iktidarın, yani Firavun hanedanlığının, mevcut olan aristokratların, mevcut olan zenginlerin ya da mevcut olan halkın genel yaşam standartlarına zarar vermeyecek bir yerde hayat veriyor onlara. Evet. Böylece toplumda herkesin razı olduğu bir sistem oluşturuyor. Şunu yapamaz mıydı Yusuf Aleyhisselam? Anasını, atasını, kardeşlerini hepsini alıp da işte şehrin merkezine, Memphis'e, başkente yerleştiremez miydi? Gücü vardı. Evet. Firavun Akhenaton katında da bir sevimliliği vardı. Yaptırabilirdi ama bunu yapmaması bugün çok önemli. Özellikle bu mülteci konusunda çok önemli bir kavramdır. Burada Hazreti Musa Aleyhisselam doğacak. Diğer resme geçiniz. Eskiden elimizde bulunan burada bir... Burada kazılar devam ediyor değil mi? Evet, Hazreti Musa'nın doğduğu Goşen kentinde. Evet, devam ediyor. Çünkü gerçekten eski bir şey. Adı güzel yönetmenim, o sağ taraftaki düğmeye basacaktınız. Evet. Biraz önceki fotoğrafa dönelim yine. Aynı yere dönelim. Evet. Şimdi bakınız, burada gösterdiğim yer biraz daha mekan olarak gözüküyor. Tel Adabba diye geçen isim, evet. Ya da Goşen kenti. Bir sonraki resme geçelim. Bir sonraki resim. Hazreti Musa. İşte görmüş olduğunuz arkeolojik çalışmaların devam eden hali. Hazreti Musa'nın doğduğu yer. Ve annesi tarafından Kızıl Deniz'e değil Nil Nehri'ne bırakıldığı ve Firavun'un sarayına beşikle beraber geldiğini gözümüzde canlandırdığımız yer. Bir resim daha gidin. Bu da gözümüzde canlandıracak bir sahnesi. Eski hali. Eski halini gözümüzde canlandıracak bir resim. Eski halinin Bir sonraki resme. Hali. Tamam, görüntüye geldik. Tamam, sorun değil. Yukarı doğru gelelim. Yukarı doğru çıkalım. Şimdi burada bahsettiğimiz yer burasıydı. Evet. Musa Aleyhisselam Nil Nehri'nden Memphis'te Firavunların sarayının olduğu yerde, bize göre, Kur'an'a göre Firavun'un hanımı Asiye tarafından sahiplenildi. Kasas suresinde uzun uzun Musa Aleyhisselam programında anlattık. Bunu mutlaka izleyin. Çok detaylı ve önemli bilgiler vardı. Hazreti Musa Aleyhisselam sarayda sahiplenildi. Normalde Firavun, o zamanki Firavun yeni doğan çocukları öldürüyordu. Musa Aleyhisselam'ı Allah korumuştu. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyümüştü. 40 yıl kadar zaman geçirmişti. Burada bir istemeden bir kavgayı ayırmaya çalışırken bir cinayete bulaşmıştı. Buradan ayrılmış, çöle gelmiş, ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette soluğu Medyen'de almıştı. Evet. Medyen'deki alim kimdi? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dı. Hı hı. Önceki programda detaylı olduğu için
çok detayına girmiyorum. Burada Hazreti Şuayb aleyhisselamla tanışacaktı. Şuayb peygamberin yanında bulunacaktı. Hatta onun isterseniz görüntüsünü de verebilirsiniz. Bu 14 numaralı görüntü. Hazreti Musa programını YouTube'dan izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Geçmiş programlarınızın hepsi Ülke TV YouTube kanalında var. Oradan farklı programları başlıklar Bizim halinde Kadim yer alıyor. Sırların İzinde YouTube kanalında var galiba. Evet. Kadim Sırların İzinde programı ve Ülke TV yazarsanız çıkıyor. Geçmiş programlarımızı oradan izleyebilirsiniz. Hazreti Musa konulu programımızı evet. oradan izleyebilirler. Şimdi? Evet. Şimdi Hazreti Şuayb'in olduğu 15'e geçelim. Tekrar hatırlatalım. Bugün konumuz Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ı işliyoruz. Kimdir? Yaşıyor mu? Aramızda mı? Hızır Aleyhisselam'la ilgili Kadim Sırların İzinde, Hızır Aleyhisselam'ın izinde bugünkü programımızda. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti Hızır'ı buluşturmak için evet. bu görmüş olduğumuz Şuayb Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu Medyen bölgesi. Şöyle bir etrafı bize güzelle döndürebilirseniz. Adı güzel yönetmenin. Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'la burada mı buluşacak? Burada önce Musa Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu süreci hızlıca canlandırıyoruz tamam. gözümüzde. Hı hı. Musa Aleyhisselam niye buralara geldi? Niye Mısır'da buluşmadı? Ya da acaba İstanbul Boğazı'nda mı buluştu? Acaba Musa Aleyhisselam orada mı yaşamıştı? Yoksa Endülüs'ün olduğu Cebeli Tarık bölgesinde mi yaşamıştı? Neden olduğunu gözümüze canlandırarak. Çünkü Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı ve Musa Aleyhisselam'ın 40 yıl ömür sürüp evlendiği mahal bu mahal olacaktı. Hazreti Musa Aleyhisselam 22 numaralı drone'u da verebilirsiniz. 22 numara da güzeldir. Ondan da faydalanabiliriz. Hazreti Musa Aleyhisselam burada 40 yıl vakit sürdü. 40 yılın sonunda buradan ayrıldı hanımıyla beraber. Burası Medyen. Burası şehri. Medyen. Medyen'de hala daha duruyor. Bir gün Uğur Bey'le beraber gideceğiz buralara. Gezeceğiz diyeceğiz ki bak şu peygamberin toplumunu dine, İslam'a, hakikate davet ettiği yer diye anlatacağız. Ve çok ilginç bu kavim sadece ne yapmıyordu? Allah'ı inkar etmiyordu. Aynı zamanda ticarette, sahtekarlık, mazlumları ve masumları iyi niyetini, istismarcılık, kara borsacılık, mallarını çökmek gibi çok uygulamaları vardı. Tekrar haritaya dönelim. Bu da var. Geçmiş programlarımızı izleyebilirsiniz. Medyen halkı bunları yaptığı için başlarına neler geldi. Tabii ki o geçmiş programlarda ben sadece ön sözünü anlattım. Onların daha gelişmeleri var, sonuçları evet. var, daha neden neler var. Online haritamıza tekrardan dönelim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam yanı 40 yıl yaşadıktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam yaklaştıralım lütfen. Medyen'de mi 40 yıl yaşadı? Evet. Medyen'de yaşadı 40 çok yıl. Çok yaklaştık. Evet. Biraz bana getiriniz. Yine böyle mi? Ekran çok hareket ediyor ya. Şey gibi oluyor böyle. Dört gözlüklü bir takıyorsun da dört VR mı ne diyorlardı ona? Dört boyutlu. Evet. 3D. Üç boyutlu. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam 40 yıl Firavun'un yanında yaşadı. Tamam. 40 yıl Şuayb Aleyhisselam yanında yaşadı. Evet. Buradan tekrardan geçerken burada Tur-i Sina'da kendisine vahiy geldi. Hı-hı. Vahiyden sonra Allah Azze ve Celle Harun Aleyhisselam'la beraber onu Mısır'a gönderdi. Mısır'da Firavunlarla mücadele etti. Allah'ın yardımıyla verilmiş olan mucizelerle, bereketiyle Allah Teala onu kurtardı ve İsrailoğullarıyla beraber oradaki bütün köleleri ve iman eden müminleri alarak bu güzergahtan Sukkot'tur burası. Buradan geldi. Nüveybiye'ye bir de yaklaştır lütfen bizi. Tam Kızıldeniz kıyılarına yaklaşalım evet. şöyle. Nüveybe. Dikkat ederseniz Musa Aleyhisselam'ın hatıraları bu. Sina Yarımadası'nda. Evet. Niye? Hızır Aleyhisselam'ın da orada olacak çünkü. Eğer Hazreti Musa Aleyhisselam bu bölgede yaşamasaydı biraz aşağı indir. Adı güzel yönetmenim. Yok yukarıya doğru çıkalım. Evet. Yukarı. Evet. Benim yukarım sizin aşağınız. Sizin aşağınız evet. benim yukarım. Bu pilotlarda oluyor böyle. Şurayı biraz büyütelim. Tam Kızıldeniz'in evet, yarıldığı noktayı. Burası Nüveybe. Evet. Bakın buraya geliyor. Şuradan karşıya doğru geçiyor. Yaklaştır bana biraz daha lütfen. Görüntüyü değil de genişliği. Yaklaştırın bana doğru. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam biraz daha yukarı kaldırın. Buraya geçtikten sonra yukarı yani siz yukarı gidin ben aşağı kalayım. Ha böyle. Aşağı yukarı çözemedik biraz ama bu biraz böyle olacak. Burada İsrailoğulları karşıya geçtiler denizi. Evet. Burada bıldırcın ve kudret elvasıyla nasip rızıklandırıldılar. Kayadan sular çıktı. Allah Azze ve Celle'den çeşitli rızıklar istediler. Allah Teala onlara Eriha'ya arz edilmiş, vaat edilmiş topraklara gitmelerini emretti. Evet. Onlar savaşmak istemediler. Bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam onlardan ayrıldı. İkinci Tur-i Sina Dağı'na çıktı. Tur-i Sina Dağı'ndan indiğinde baktı ki bunlar buzağı yapmışlar. Biraz da bana yaklaştırır mısınız? Adı güzel yönetmenim. Şuraya hocam yaklaştırın bana biraz evet. daha. Bana doğru gelsin. Tamam. Burada Hazreti Musa Aleyhisselam bir geldi baktı ki bunlar bir buzağdan put yapmışlar. Altın evet. buzağdan.
Onların bu putların yaptıran Samiri, onlarla bir iç çatışma yaptı, zalimleri kovdu, gerekli cezayı verdi. Bir büyük baş kurban kesilmesini istedi. Bakara suresinde detaylı gördüğümüz. Burada kestirdikten sonra yasak geldi. 40 yıl boyunca arz edilmiş, ardı mevut, vaat edilmiş olan topraklara gitmeyip sen ve Rabbim fethab ente ve rabbuka ve katela dediler Maide suresinde. Ey Musa, sen ve Rabbin gidin, kötülerle savaşın, oradaki kötüleri çıkarın, biz öyle gelip yerleşiriz. İsrailoğulları diyor bunu Musa'ya, Hazreti Musa'ya. Uzaklaştır evet. Lütfen görüntüyü bizden. Evet. Ve bunun üzerine biraz daha uzaklaştır hadi güzel yönetmenim. Biraz daha uzaklaştır ve bana getirin. Şu bölgeyi. Evet. Orası bana doğru evet, gelecek. Şu bölgeyi. Evet. Buradan çıkıp da şurada bakın zaten ne yazıyor burada? Vadi Musa. Vadi Musa. Aynen evet. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam buradan gelip de şu vaat edilmiş topraklara giremiyor. Kendisi de burada vefat edecek. İşte bu 40 yıllık sürede çölde dönüyorlar, dolaşıyorlar. Dönüyorlar, dolaşıyorlar. Ve şimdi burası kalsın. Bizi artık gözümüzde canlandı neyin evet. Nerede olduğunu ama biraz daha canlansın. Şöyle bir uzaklaştırın görüntüyü. Artık hikayeye Hızır evet. Aleyhisselam girsin hocam. Hazreti Musa Aleyhisselam buradan İsrailoğulları'yla beraber 40 yıl boyunca çölde Tih Sahrası'nda, Sina Yarımadası'nda gidip geliyordu. Bir gün ne olacak? Önce hadise gidelim. Çünkü hadisten ayete geçelim bu sefer. Tamam. Hep ayetten hadise geçiyordum. Bu sefer hadisten ayete geçeceğiz. 25'i verir misiniz? 25 numara. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Hazreti Hızır'dan bahsedecek. Bir gün Musa Aleyhisselam kavmine vaaz veriyordu. Evet. İsrailoğullarını toplamış vaaz veriyordu. Kehf Suresi bölümü. Evet, burası Buhari'nin 3 bölümün 3 kitabında geçiyor Uğur Bey. Buhari'nin 3 kitabı. Enbiya kitabında geçiyor. Evet. İlim kitabında geçiyor ve aynı zamanda tefsir kitabında geçiyor. Ben evet. Tefsir kitabındaki Kehf Suresi kısmını özellikle seçtim. Tamam. Aşağı doğru indiriniz sevgili yönetmenim. İndiriniz. 47-74 yazana kadar indiriyoruz. 47-74 yazacak burada. Biraz daha aşağı ininiz. Biraz daha aşağı biraz ininiz. Biraz daha 72'deyiz. 74'e evet. Kadar indirelim. İndirelim lütfen. Şimdi orada bir vaazda bulunurken Hazreti evet. Musa Aleyhisselam'a birisi gelip diyecek ki bir tane daha iniyoruz. Diyecek ki ey Musa senden evet. Daha bilgili bir kimse var mıdır? Hazreti Musa Aleyhisselam ise diyecek ki benden daha bilgili bir kimse yok. Allah Azze ve Celle bilir manasında Allahu Alem demediği için biraz daha yukarı alalım burayı. Evet. Biraz daha. Evet. Hazreti bakın ne diyor Musa peygamber İsrailoğulları içinde hutbeye kalkmıştı. Evet. Kendisine yukarı çıkarınız yukarı biraz çıkaralım. Daha. Uğur Bey okusun biraz. Evet. Biraz daha yukarı çıkaralım. Adı güzel. Evet. Hutbede şu an Hazreti Musa İsrailoğullarına diyor ki insanların en alim. Ama biz de oradayız değil mi? Özür dilerim. Yani, biz de oradayız. Biz de oradayız. Yani, biz de orada olalım. Mehmet abi de orada. İzleyicilerimiz tabii, de oradalar. Tabii. Mustafa abi de orada. Orhan abi de orada. Siz ben de oradayız. Hazreti Musa hutbe veriyor. Dinliyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam vaaz veriyor bize. Tamam mı? Vaaz veriyor. Biz de dikkatlice dinliyoruz. İnsanların en alimi kimdir diye soruldu. Birisi sordu. Ben sordum. Dedim ki Allah'ın peygamberi. Evet. Yani ortamda güzel bir vaaz var. Hani ben çıktım dedim ki ey Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam. Allah'ın kulları içerisinde, Allah'ın katında ve burada şu anda insanların en alimi kimdir? Hazreti Musa benim diye cevap verdi. Şimdi bir peygamberin o bir anlık zellesi onun için bir ağırdır. Allahu alem. Allah en iyisini bilir demediği için ne olmuş? Allah'a döndürmediğinden dolayı Allah ona hitap etti. Yani onu azarladı. Ve ona orada mı o hutbe anında mı hutbe anında bunu söylüyor. Bu, kendisine evet. Vahiy geliyor ve Musa Aleyhisselam'ın o sözünde haksız olduğu ifade ediliyor ve deniliyor ki evet. İki denizin birleştiği yerde kullarımdan bir kul var ki işte o senden daha alimdir hayda. Diye vahyediyor Hazreti Musa. Şimdi iş çok değişti. İki denizin 40 yıl boyunca sarayda büyümüş, saraydaki eğitimi almış. Şimdi sarayda büyümek sadece bir elin yağda bir elin balda değil. Saraydaki o seçkin eğitimden eğitim alıyorsun, özel hocaların var. Sanattan müziğe, bilimden dile, savaştan estetiğe, spordan bütün
imkanlardan faydalanıyorsun. Yediğin önünde, yemediğin arkasında güç, kuvvet, ihtişam. Bütün bu eğitimleri almışsın. Hı hı. 40 yılda Şuayb peygamberin dizinin dibinde eğitim almışsın. Evet. Yani bir kral, bir de peygamber eğitim almışsın ve diyorsun ki ben bilirim diyorsun. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır, senden daha çok bilen var. Hocam, yani burada şunu görüyoruz. Allah'ın peygamberi bile olsanız eğer her şeyi ben iyi bilirim dediğiniz an Allah-u Teala sizi azarlıyor. Evet. Bu da bu işteki alacağımız en büyük ibretlerden biri ve Musa Aleyhisselam Saffat Hı. suresinde Ulul Azim diye bahsedilen peygamberlerden Nuh, İbrahim, İsa, Musa ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Salavatullahi ve Selamu Aleyhi Mecmain, bu büyük peygamberlerden Musa Aleyhisselam, dört büyük kitaptan Tevrat'ın verildiği peygamber, İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtaran, her hareketinde mucize çıkan, asasından mucize çıkıyor, göğsünden çıkarmış olduğu eliyle ışık saçıyor, kayaya vuruyor, kaya denizi yarıyor, ortalık 12 tane kola açılıyor, kayaya vurduğunda sular çıkıyor, birçok sihirin karşısındaki mucizeyle tarumar olmuş oldu. Bir peygamberden bahsediyoruz ve Allah Azze ve Celle diyor ki iki denizin birleştiği yerde kullarından bir kul var, işte o senden daha alimdir. Ya Rabbi diyor. Musa da cevap veriyor, ya Rabbi ben ona, beni ona ulaştıracak yol nasıldır diye soruyor. Cevap veriyor, cevap geliyor ona, vahiy oluyor. Bir zembil içinde bir balık alırsın. Artık balığı her nerede kaybedersen İşte orada balığın izini takip et. O en alim kula kavuşursun buyuruyor. Biraz yukarı alın adı güzel yönetmenim. Evet, okuduğumuz yeri en üste alalım. Şimdi evet. Buradan sonrasını ayete geçmek istiyorum. Sonra bir daha buraya döneceğiz. Burada lütfen bizi Kehf suresine yani 35'e, 35 numaralı görüntüye götürün. Şimdi hadiste gördük, bir de ayette göreceğiz. Şimdi niye burada hadiste? Şimdi evet. Ayette direkt olay başlıyor. Hadiste ise bu olayın sebebini anlıyorsunuz. Başlangıcı. Evet. Şimdi ben direkt ayeti verseydim bu olayın neden başladığını tamamlayamayacaktı. Hı-hı. Çünkü şöyle başlıyordu. Estağfurullah. Şimdi biz burada şunun izini mi sürüyoruz hocam? Pardon sözünüzü kestim. Hazreti Hızır'ın nerede o iki denizin birleştiği yerde falan nerede olduğunu mu? Musa Aleyhisselam'ın hayatına Hızır nereden girdi diyoruz. Evet. Hatta bizim hayatımıza Hızır Aleyhisselam nereden girdi bunu konuşmak için Musa Aleyhisselam'dan aldık. Hı hı. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın hayatına ve dolayısıyla da bizim hayatımıza girecek. Evet. Direkt ayetten almış olsaydım estağfirullah. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Şöyle diyor mealinde, hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti, İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Şimdi direkt buradan almış olsaydım bu yolculuğun neden başladığını, evet, bu sebebin ne olduğunu Doğru. tam olarak anlayamayacaktınız. Halbuki, yani izleyicilerimiz evet. anlayamayacaklardı. Şimdi biz hadisten aldık, Buhari'deki ilim tefsir kitabından Hı-hı. ve Enbiya kitabından. Hazreti Musa'nın bir vaaz esnasında ortaya koymuş olduğu, tabi bizler için bir örnek olsun diye ortaya koymuş bir zellesi var. Hı-hı. Benim dedi. Evet. Allah Azze ve Celle'ye Allahu Alem demediği için ondan daha bilgili bir kul olduğuyla alakalı bir mesaj aldı. Bu mesajın peşine düşüyor Hazreti Musa Aleyhisselam ve evet. diyor ki, hani Musa beraberindeki gece iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım dedi. Sonraki kısım. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Şimdi hadiste ne çıkmıştı karşımıza? Evet. Ne demişti Rabbimiz ona? Ne buyurmuştu? Bir balık. Bir zembil hazırla. Zembil hazırla. Evet. Ya zembil dediğimiz bir küçük işte çantalıktır. Evet. Onun içerisine sen bir balık al. Hı hı. O balıkla iki denizin birleştiği yere git. Musa Aleyhisselam neredeydi? Haritayı açacağız şimdi. Oraya doğru git, balık kaybolduğu yer Hızır'ı bulacağın yer dedi. Yanındaki genç kim? Yanındaki genç kim? Yanındaki genç hocam, yanındaki genç bu Yuşa Hazretleri, o Yuşa Hazretleri mi? O Yuşa Aleyhisselam. Yani şu Beykoz'daki Yuşa Beykoz'da Aleyhisselam. Beykoz'da makamı bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin işaret etmiş olduğu Beykoz'da makam bulunan Yuşa Aleyhisselam.
Bir dakika şimdi. Ama Eski Ahit'te Yeşu bölümünde uzun uzun hayatı anlatılan Yuşa Aleyhisselam. Bu bahsettiğimiz Yuşa. Şimdi bu Yuşa Aleyhisselam, yani şimdi bir dakika, Beykoz'da ki o uzun kabirden bahsediyorum ben şimdi. Doğru. Orada makamı var dediniz. Evet. Orada yatıyor mu? Yok. Orada yatmıyor. Hazreti Yuşa Aleyhisselam bir şehit peygamberdir. Evet. Zahiri olarak, fıkhi bu olarak. Bu genç, Hazreti Musa'nın yanındaki genç o değil mi? Şimdi o burada kalsın. Hazreti Musa tamam. Aleyhisselam bir peygamberin yanında yetişti mi? Evet. Kimdi o? Şuayb Aleyhisselam. Şuayb Aleyhisselam. Allah Musa Aleyhisselam'dan sonra yetişecek Yuşa Aleyhisselam ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'ın yanında yetiştiriyor. Yanında birçok kişiyle gidebilirdi. Özellikle Yuşa Aleyhisselam seçti. Neden? Maide suresi 22. 12. ayette, orada Kehf yazan yerden Maide'yi seçip 60 yazan yerde 12 seçebilirsiniz. İsrailoğulları bulundukları hayattan sıkılıp soğan, sarımsak falan isteyince evet. Allah-u Teala diyor ki gidin Eraha'ya, orayı fethedin. Ard-ı Mevud'dur orası sizin için. Oraya geçin diyor. Hazreti Musa da her aileden bir elçi seçiyor. Gidin diyor, her ailenin bir elçisi olsun, temsilcisi. Bir gidip bakın orada kim var, kim yok. Bir istihbarat alın diyor. Onlar geldiği zaman maalesef oradakiler ne yapıyor? Bakın karşımıza çıkıyor. Onlardan bir söz almıştı. Onlardan 12 temsilci seçilmişti. Hı hı. Onlar o verdikleri söz gereğince gideceklerdi, bakacaklardı, gördüklerini anlatacaklardı. Gittiler, gördüler. Şimdi ayetten 22 açar mısınız? Bir baktılar ki güçlü kuvvetli adamlar var, Filistiler. Yapılı adamlar, at kavminin geri kalan bakiyesinden korktular. 12 tane temsilciden 10 tanesi dedi ki biz bunlarla savaşamayız. Halk zaten korkuyordu. Korkuyu baştan daha çok verdiler. İki kişi hariç. Bir tanesi Kalib bin Yukna, diğeri ise Yuşa bin Nun. Bakın ne diyorlar? Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz dediler. Tamam. Korkanlar böyle demişler. Ama içlerinden iki adam, bakın. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ İki tane adam, hani racul, adam gibi adam derler ya. Evet. İki tane adam, kim birisi? Kalib bin Yukna, diğeri Yuşa bin Nun, Yuşa Aleyhisselam. Ne evet. demişler? Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Ya ve alallahi felyetevekkelu inne feyetevekkelu in kuntum mu'minin. Evet. Diğerleri korku pompalıyor. Çok güçlü adamlar şunlar bunlar diyor. Psikolojik bir harp yapıyorlar. Soğuk savaş uyguluyorlar. Musa Aleyhisselam ve yanında bulunan müminleri caydırıyorlar. Bu iki tane adam ise Yuşa Hazretleri de o zamanki Filistiniler gibi iri yarı mıydı böyle? Hayır, normal İsrailoğulların içerisinde bulunan bir birey. Normal birey. Ve orada diyor ki Yuşa Aleyhisselam ile Kalib korkacak bir şey yok diyor. Evet. Giriş tamam. yerini tespit etmişler. Bakın evet. oraya girin diyor. Üst kapıdan girin onların oraya diyor. Hı hı. Galip gelirsiniz diyor. Bir aşağı inin adı güzel. Şimdi hocam izleyicilerimizin kafasını çok karıştırmamak için Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa yola çıktılar. Çıktı. O Yuşa kimdi diye bir parantez açtık. Parantez açtık şimdi. Şimdi tekrardan döneceğiz. Evet. Ona değil 11'e gideceksiniz. Sağa değil sola tıklayacaksınız. Bir tane daha. Evet. Evet. Sonra işte İsrailoğullarının şu söz. Hı hı. 40 yıl çölde mahkum etti. En üst tarafa gidiyorsunuz, en üste. Yukarı. قَالُ يَا مُوسَى اِنَّ لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدًا Buyurun. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın, biz burada oturacağız. Biraz önce ben bundan bahsettim evet, değil mi? Evet, biraz önce bahsettim. İfade çok cüretkar. Oh ne güzel. Fezheb. Evet. Gidin diyor. Ente, sen ve Rabbuka ve senin Rabbin. Sizin Rabbiniz değil mi? Evet. Hani mükafattayken hepimizin Rabbi, sorumluluk yüklediği zaman senin Rabbin. Sonra gelince evet. Ente, sen ve Rabbuka. Bak Rabbuna demiyorlar. Bizim Rabbimiz demiyor. Rabbuka, senin Rabbin. Gidin. Fekatila. İkiniz yani siz savaşın diyorlar. Siz ne yapacaksınız? İnne hâhuna biz buradayız.
Kaidun. Kaid. Oturuyoruz biz. O başka. Öyle değil mi? Bunu Allah Azze ve Celle celalleniyor ve 40 yıl ceza veriyor. Peki burada Musa Aleyhisselam kimleri gördü karşısında? Korkan bir grup. Korkaklık pompalayan, korkaklık bilgisi getiren 10 kişilik bir temsilci. İçlerinde adam gibi duran iki tane yiğit. Birisi Kalip, onu kavmin yanında bıraktı. Diğeri de Yuşa Aleyhisselam. Onu da yanında aldı, buradaki genci. Şimdi Kehf suresine bize tekrar götürün, adı güzel. 35 evet. numara. Yani Yuşa Aleyhisselam niye seçilmiş, anladık mı şimdi? Evet. Nasıl dolaşıyoruz ama ayetlerde, değil mi? Bir orası, şimdi bir burası. Musa Aleyhisselam, Musa, Hazreti Musa ile Yuşa, Hazreti Yuşa birlikte 60. yola çıktılar. Kimin izindeler? Hazreti Hızır'ın izindeler. Evet, Hızır'ı bulmaya gidiyorlar. İki denizin birleştiği yere. Şimdi biz ne yaptık? Peygamberimizin hadislerinden olayın aslını öğrendik. Evet. Musa Aleyhisselam'ın da neden Yuşa'yı aldığını öğrendik. Tamam. İkisini birleştirdik. İki denizin birleştiği yere geldik. İki denizin birleştiği yer neresi şimdi hocam? Hazreti evet. Hızır'ın bulunduğu yer. Şimdi buradaki Hızır'ın peşindeyiz şimdi. İki denizin birleştiği yer. Paralamız evet. neymiş ama balıkmış. Biraz daha bir sonraki sayfaya 300'e geçin. Ne diyor? İki denizin birleştiği yere gelmişler. Balığı unutmuşlar. Yani ne olmuş biliyor musunuz? Balık o anda Yuşa Aleyhisselam'ın zembilinde o anda istirahat ediyorlar. Göstereceğim neresi olduğunu. Oradayken o i̇stirahat ölü olan... İstirahat ettikleri neresi olduğunu göstereceğiz. Evet. O balık evet. bir anda bir su sıçrıyor. O evet. bulundukları yerde küçük böyle bir boşluk alanlar var. Kuyu gibi. Oradan gelen su sıçrıyor ve balık bir anda canlanıp atıyor kendini. Yuşa Aleyhisselam bunu görüyor ama nasıl bir tepki vereceğini, ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyor. Tabii Hazreti Musa Aleyhisselam bu balığın ne için yanlarında olduğunu biliyor ama Yuşa Aleyhisselam bunu çok bilmediği için pek önemsemiyor. Yola çıkıyorlar. Peki. Ne zamana kadar? Yukarı çıkarım biraz daha. Adı güzel yönetmenim, bize öğleyi mi ısmarlayacaksınız yoksa? فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا Oradan uzaklaştılar. Evet, oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük dedi. Şimdi bu da Allah'ın ona verdiği bir merhamet. Çünkü buluşması gereken yer orasıydı. Ama bir anda balık kayboldu. Evet. Yuşa Aleyhisselam bunu söyleyemedi. Musa Aleyhisselam da oradan ayrıldıktan sonra bir yorgunluk çökmeye başladı. Demek ki bu olay ne zaman gerçekleşmiş? Gece orada konakladılar. Sabah kalktılar, hala arayıştalar. Hani balığın kaybolmasını bekliyor, bir işaret arıyor. O etrafta dönüp dolaşıyor Musa Aleyhisselam. Baktı ki bu iş olmayacak. Ümidini kesme aşamasına gelmiş ki, tamam diyor, getir öğle yemeğimizi yiyelim bari. Yani balığı falan yiyelim artık. O anda ne olmuş? Genç ne dedi? Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti dedi. Yani Yuşa Aleyhisselam yaşadıklarını anlatıyor ama evet. o anda söylememesinin gerekçesinin madem böyle bir hikmet var demek ki şeytan buna bana bir vesvese vermiş yoksa ben de tam anlayamamışım yoksa söylerdim demeye getiriyor. Evet. Balık Yuşa kayboldu gitti. O zaman yer orası mı acaba? Bir sonraki ayete bakalım. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي Buyurun. Musa işte aradığımız bu idi dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Demek ki işaret buymuş. Bir altı daha gelin. Ondan sonra haritaya geçeceğiz. Burası çok önemli. Evet. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا Evet, işte burası Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa'nın Hazreti Hızır'la karşılaşma sahnesi herhalde. Aynen öyle. Ayette şöyle geçiyor. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Haritayı ikiye bölebiliyor muyuz? Ekranı. Bölebiliyorsak sola ayeti alayım, sağ haritayı alayım. Eğer bölemiyorsak haritaya dönelip bir daha buraya geleceğiz. Yani o kula bir rahmet ve bir ilim öğretilmiş hocam Hazreti Hızır'a. Yani bu özel bir şey bu. Zaten Allah Azze ve Celle ibadina diyor. Kullarımızdan, aynı peygamberlerden bahsettiği gibi. Şimdi karşılaştığı kişi kim?
Ayette Hızır geçmiyor, hadiste geçiyor. Ve Hızır kelimesi oturduğu yer, kalktıktan sonra yemyeşil olan bir yer. Hızır zaten hadradan geliyor, yeşillikten. Yani bir yere oturduğunda, bir yere bastığında, burada oturdu mesela, evet, kalktığı zaman burası yeşilleniyor bir anda. O yüzden aslında gerçek adının Belka bin Melkan, yani Melkan oğlu Belka olduğu daha çok ifade ediliyor. Ancak Hızır bu kerameti sebebiyle kendisi adına bir ünvan olarak, künye olarak kalıyor. Ve şimdi olay nerede geçiyor hocam? Yaklaştırın bize, adı güzel yönetmenim. Evet, iki denizin birleştiği yer. Şimdi geldik buraya, biraz daha yaklaştırın bizi lütfen. Tamam. Biraz daha bana yaklaştırın. Şimdi, şurası Kızıldeniz'in, evet, görmüş olduğunuz gibi Akabe'ye kadar giden güzergahı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın denizi de yarmış olduğu alan. Tamam. Burası ise Süveyş kanalının olduğu yer. Evet. Bu ikisinin arası iki denizin birleştiği noktanın uç kısmı. Burası neresiydi? Tur-i Sina Dağı'ydı. Onun uç kısmı, inelim şimdi oraya doğru. Buraya şuraya uzun bizi girelim. O iki denizden bahsedilen yer burası mıdır acaba? Burasıydı. Çünkü iki, zaten Musa Aleyhisselam'ın olduğu mahal de burası. 40 yıl sürgünde bulunduğu yer de burası. Burada yaşadı. Yani zaten gelip de, evet, o an kim? Ha, peygamberdir. Allah Azze ve Celle peygamberini bir anda alıp İstanbul Boğazı'na getirtir. Kainatı yoktan var eden, Muhammed Aleyhisselam'ı bir anda 7 kat semaları açtırıp galaksiler ötesine götüren Allah Azze ve Celle için hiçbir şey zor değildir. Ama bununla alakalı bir bilgi Kur'an ve sünnetten bize gelmediği sürece biz bunu mesafeli karşılarız. Musa Aleyhisselam buralarda yaşadığı için de biz büyük ihtimalle buradadır diye zaten düşünüyoruz. Zaten burada olduğuyla alakalı mesela Arap araştırmacılar var, akademisyenlerden de var. Evet. Doktor Amr bin Halid var, Doktor Nebi Avdi var. Bazı yabancı Arap kanalları var, Mısır kanalları var. Bu kanallarda, buralarda Musa Aleyhisselam'la alakalı yapılmış yerlerin videolarını, belgesellerini bazı kuruluşlarda çizgi filmlerini yapmışlar. Biz maalesef uzak kalmışız buradan biraz. Yaklaştırınız. Bizimkiler şey bilir ama, Şarm Şeyh'i bilir. Orada balıklar tutuldu. Bu dalgıç organizasyonları olduğu için. Hızır'la Hazreti Musa'nın karşılaştığı yer Şarm Şeyh'e yakın bir yer mi? Evet, yakın. İnsanlar buraya gidiyor ama buraya bilmiyor. Mesela burada da küçük plajcıklar var ama aynı şey gibi. Yani mesela bizim Karagümrük Stadı'nın olduğu yerde. Evet. Sadece aklınızda Karagümrük Stadı varsa geçip gidersiniz ama 4. yüzyılda işte oradaki Aitros'un ya da Aitrom'un, oradaki Roma valisinin yaptırmış olduğu İstanbul'daki 3 su sarnıcından biri olduğunu bilirseniz, oradaki bulunan tribünlerin alt kısmındaki girişlerden yollar açılsa belki Topkapı Sarayı'na ve belki Çarşamba'daki Çukurbosna'ya kadar giden bir yeraltı şehrinin olduğunu bilseniz nasıl, evet, bakarsınız olaya? Hocam Karagümrük öyle bir yerdir. Hani yerin üstündekine derler ya, bir bu kadar da yerin altında var diye. Bir o kadar da yerin altında vardır. Aynen öyle. Ama bunu bilen için. Evet. Şimdi burası da böyle. Kürus turları var mesela. Kürus nedir? İşte gemi turları, evet, yapılıyor. Evet, gemiler. Kürus turuyla Uğur Bey beni götürecek buraya. Buraya geleceğiz. Şarm El Şeyh. Bir gün burada kalıyoruz. Sonra geliyoruz Mısır'da. Görüntü bir kenara al lütfen. Bak. İşte burası. Uzaklaştır görüntü lütfen. Safa Gaya geliyor mesela. Evet. Safa. Buradan Mısır turu yapıyorlar. Piramitleri ziyaret ediyorlar. Bir de uzaklaştır lütfen. Adı güzel. Zoom out yapalım arkadaşlar. Evet. Evet. Zoom out yapalım. Uzaklaştırın, evet, bizi. Şimdi bana yaklaştırın haritayı. Evet. Şurayı hocama yaklaştıralım. Mesela şimdi Kürus türleri var. Buraya, evet, geliyor. İşte Yenbu'ya geliyor. İşte Sevakin'e geliyor. Burada Safa Gaya geliyor. Şarm-ı Şeyh'te konaklıyor. Akabe'de bitiriyor. Akabe'de Petra'yı ziyaret ediyor. Nebatileri. Kızıldeniz kuyus turları mı bunlar hocam? Evet. Ve bunları yapıyor ama buraya geldiğinde şuraya uğramıyor. Niye? Buranın bilmiyor adı nedir? Bu burnun adı ne? Burun. Sina'nın ya, burnu işte. Sina burnu yarımadasının burnu. Uç kısmına bakalım yaklaşır ne olarak geçiyor. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır orada mı karşılaşmışlar? Evet. Şimdi sizi oraya götürüyorum. Peki yaklaşalım. Zoom girelim biraz o noktaya. Şimdi buraya yaklaşabiliriz. İki noktaya yaklaşabilirsiniz. Evet. Bu iki noktaya iyice yaklaşalım. Yaklaşınız. Burada bir küçük bir yarım ada var orada. Evet. Uç kısmı. Ucu. Şimdi evet. Uğur Bey'e yaklaştırmayın, bana yaklaştırın biraz. Bu neymiş? Yalanda Körfezi, Yolanda Körfezi diye bir yer var orada. Çok yaklaştırın, adı güzel. Biraz böyle kalması lazım. Evet. Şimdi buraya yaklaştırın biraz daha. Şimdi Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa ile beraber tıklayınız buraya. Mavi var ya, mavi. Tıklayınız ona.
Hazreti Yuşa'nın Hazreti Musa'ya balığı unuttuğunu söylediği yer. Tıklayınız oraya, resme. İlerletiniz. Hazreti Yuşa'nın Hazreti Musa'ya balığı unuttuğunu söylediği yer burası. Evet. Şu anda böyle görmüş olduğunuz mahal burası. Yani o konakladıkları, akşam kaldıkları ve balığın kendi suya atlayıp denize karıştığı mekan burası. Mekan burası, o deniz olduğu yer. O asıl mekanı ise şöyle göstereceğim size. Hemen benim 360 VR'dan size bir çalışmadan göstereyim. Burada güzel deniz varmış ha. Burada iyi yüzülür. Değil mi? Buraya niye uğramıyor kruizler? Uğruyorlar zaten. Aslında ama böyle bir tarih turu yapmaları lazım 12, ya. Hazreti 12 numarayı verir Musa'nın Hazreti Hızır'la karşılaştığı yer. Efendim işte Şuayb peygamberle Hazreti Musa'nın kızını ilk gördüğü yer falan gibi böyle bir hikayeli ya, turlar ne güzel olur Türkiye'de ya. herhalde geçen konuşmuştuk. 300'den fazla televizyon kanalı var değil mi Türkiye'de? Kanallarında. Evet. Uydu kanalları dahi, kablolu kanallar dahi. Mustafa abi. 300'den fazla kanal var. Her birinin yaptığı kendine özel bir dizi olsa, hadi belki hepsinin yoktur. 100 tane de dizi var diyelim abi. Bir tanesi ya peygamberlerin hayatlarıyla alakalı olmaz mı? Mehmet abi. Hep zengin kız fakir olan, fakir kız zengin olan. Hep yazları bu dönüyor. Yazlar hep bu dönüyor. Kışları da holdingler, patronlar, gezmeler. Hep bir Ceyar, hep bir Dallas, hep bir Hocam Texas. şu an ücretli kanallarda Kraliçe Elizabeth ile ilgili ben bakıyorum en az 10 tane dizi var. Aynı kişiyle Aynı alakalı. kişiyle ilgili evet. Şimdi düşünün. Mesela bizim programlarımızda belki ilk defa duyduğunuz kişilerden bahsettik. Kimden bahsettik? İşte Cüreyşlerden bahsettik. Eshab-ı Kehf'in hayatlarından bahsettik. Yani şu sahne ve realite, gerçek bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben mesela Umre'ye hacca gittiğim zaman pasaport polisi var ya, bana dizi karakterini soruyor. Diyor ki ya filanca kişiyi tanır mısın filan diye. Pasaport polisi. Ya diyorum tanısak ne olacak yani? Hocam ben İtalya'ya gittiğimde Türkiye'deki bir sanatçıyı sordu bana birileri. Onu tanıyorum diye benimle fotoğraf çekindiler. Yani onu tanıyorum diye benimle fotoğraf çekin. O derecedeyiz yani. Şey, aklıma şey geldi. Kudüs'e gitmiştik bir ara. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın girişinde içeride Ürdün polisleri var. Dışarıda ise İsrail askerleri var. Orhan abi. Orada şimdi şekillerden şüphelendikleri zaman sorguya çekiyorlar. Oraya çünkü sadece Müslümanlar girebilir. Gayrimüslimler kontrol alıyor. İsrail ile Ürdün arasındaki konu. Bizim grupta bir tanesinin tesettürü biraz farklıydı. Hemen İsrail polisi kenara çekti. Konuşuyor, Müslüman mısın değil misin? Hemen yardım istedi benden. Dedim Türküz. Dedim Türkiye'den geldik. Dedi nereden? İstanbul'dan. O zaman da Kurtlar Vadisi Filistin filmi vardı. Dedi ki Polat Alemdar falan dedi böyle. Polat Kim Alemdar. Diyor? İsrail polisi mi? İsrail polisi de girişte. Dedim acaba başımıza iş çıkar mı? Dedim baktım sempatik yaklaşıyor. Evet. Bizim de Necati Bey'le Mekke'de çektiğimiz bir resim vardı. Sami abi vasıtasıyla, Sami Özler vasıtasıyla evet. Necati Şaşmaz'la bir sohbetimiz olmuştu, kahve muhabbetimiz. Evet. Dedim resmini çıkardım falan böyle. Hemen gösterdim bak. Yani var bir selamlaşmışlığımız. Hemen bütün gruba dedi tamam geçiniz efendim dedi Türkçe bu sefer. Yani şimdi bu kavramlar nasıl ki realitede gerçekte olmayan ama insanlar katında etki bırakan şeyler. Öyle değil mi Mustafa abi? Şimdi bak adam seyretmiş Vadi'yi ki aleyhlerine olan bir film. Evet. Ama halbuki buna rağmen hoşuna gidiyor. Burası bu gerçek. Realitede de var. Kur'an'da var, sünnetlerde var, yani tarihte var. Niye sen bir var. Hızır filmin yok? Hocam ben bir Hızır film senaryosu yazdım. Konuştum, çekmeye çok niyetliydik. Ünlü bir yönetmen arkadaş dedi ki ya Burcu'cum bu saatten sonra Türkiye'de Hızır filmi çekilmez. Boş ver dedi. Gerçek Moralimi mi? Bozdu bıraktım ondan sonra. Gerçek mi diyorsun? Gerçekten böyle hocam. Çok üzücü ya. Evet yani bunu çekilse bile kimse izlemez gibi bakılıyor böyle işlere. Yani sinema izleyici gitmez, izlenmez falan gibi düşünülüyor yani. O işler çok, siz daha iyi biliyorsunuz, bu işler çok ilginçtir. Tutmaz dediğiniz şey tutar, tutar dediğiniz şey tutmaz. Ya nasıl yapıldığına da doğruların bağlı tabii yardımcısıdır Hazreti Allah. İşte örneği. Evet. Hemen buradan sağa doğru çevirdi güzel bizi. Burası evet. İşte görmüş olduğumuz Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa'nın Hazreti Hızır'a denk gelmiş olduğu yerin uç bunu. Sağa doğru çevir abi bizi. Çevir abi. Evet. Belki de tıpkı benim gibi tüm izleyicilerimiz de ilk defa böyle bir şey görüyorlar. Evet. Hazreti Hızır, Hazreti Musa, Hazreti Yuşa ile birlikte Hazreti Hızır'la karşılaştıkları evet. yeri karşılaştıkları görüyoruz şu an. Karşılaştıkları yer. Şu arka tarafta görmüş olduğunuz şu uç burun var ya. Evet. Burada şu kayaların altında oluşmuş böyle küçük küçük oluklar var. Evet. Şimdi asıl noktaya geliyor. Hadis-i şeriflere geçeceğiz şimdi. Neden? Balık ölüydü, nasıl dirildi orada? Siz programın başında Ağabey Hayat'tan bahsettiniz. Evet. Şimdi gelip de bir Marvel filmi oluyor. 5 tane, 6 tane, 7 tane güç yüzüğü oluyor. Bunlar için tüm dünya hareketlenip
dünyanın en çok izlenen filmler arasına giriyor da. Süper kahraman uyduruk filmi. Senaryolar. Evet. Burada gerçeklikten bahsediyoruz. Tabii böyle demeyelim de sonra bize şey yapmasınlar. Balık burada kesesindeyken Hazreti Hadis Musa. Hadisi açar mısınız? Suya 25. Atlayıp canlanıyor. 25'e geçiyoruz. Evet. Çünkü hadiste diyor ki Abdullah bin Abbas'tan olacak, yine bakacağız. Hı hı. O Hazreti Hızır'la buluşacakları mahalden kendilerine çok yakın oldu. Evet. Kitab-ı Tefsir'de aşağı doğru inelim. Şimdi bahsettiğim yine aynı yer ineceğiz abi. Burada ne var hocam? Kitab-ı Tefsir'e ne 47, alacağız 74. şimdi? Burada anlatacağım şey şu. O balık nasıl canlandı? Diyor ki sahabe, orada ölümsüzlük suyu vardı diyor. O ölümsüzlük suyu, bu ayet değil, hadis değil ama hadisi rivayet eden sahabenin yorumu, o suyu sıçradı balığın üzerine, balık o yüzden canlandı diyor. Ölümsüzlük suyu sıçradı. O Ab-ı Hayat, Karayip Korsanları'nın filmleri falan vardı. Aynı o hikaye gibi. Şimdi hocam bu arada o adam Türkmüş biliyor musunuz şeyi? Hangisi? Karayip Korsanları'nı canlandıran adam. Başrolünde oynayan mı? Oynayan değil, canlandırdığı karakter. Jack Sparrow. Öyle mi? Evet. Jack Sparrow Türk müymüş? Türk korsan mıymış evet, o? Evet, hatta burasında şey vardı, Ay Yıldız vardı. Burasında mı, başında mı ne? Onu görmüştüm bir ara. Şimdi aşağı doğru inelim biraz. Yavaş yavaş inelim. İnelim. O balığın sahnesine kadar inelim. Balığın sahnesinde. Zembil içinde bir balık alırsın. Evet, hocam. Devam ediyoruz. Balığı devam aldılar, balık buluştular. Balık hareket etti ve zembilin içinden sıyrılıp kurtuldu. Evet, o ayeti söyledi. Evet. İşte bizim arayacağımız buydu. Bu evet. Senin bulduğun yerse. Burada balığın o sudan, Ab-ı Hayat'tan sıçramasıyla beraber dirildiğini söylüyor. Bugün evet. Hz. Hızır'ın hala hayatta olduğunu ifade eden bazı alimler, çoğunluğu mutasavvıf olmakla beraber, fıkıhçılar, kelamcılar ve hadisçiler aksini söylemiş olsalar da, buradaki Ab-ı Hayat suyundan içmiş olmaları sebebiyle... Aşağı inelim arkadaşlar, geçtik, yukarıda kaldı. O balıkla ilgili bölüm yukarıda, biraz daha yukarıda. Daha yukarıda. Tamam, zaten konumu gördük, konuyu da anlattık. Önemli olan oydu. Direkt metni göstermek istedim ama çok yakında gözüm karışmış oldu. Balığı unutmuşum, balığın durumunu söyledi ve balık böylece hayata gelmiş oldu. Şimdi tekrardan haritayı alın abi bize. Haritayı tekrardan alın çünkü şimdi iş değişecek. Yuşa Aleyhisselam Hazreti Musa'dan ayrılacak. Hazreti Hızır, Hazreti Musa beraber olacaklar. Hızır, Yuşa Aleyhisselam ise uğurlanacak, gönderilecek. Evet. Sadece iki kişi kalacak şimdi. Tamam. Nerede? Süremiz yine, daralıyor hocam. Biraz yine daha aynı yerde. Yaklaştırın bizi buraya. Yine o buruna gidelim arkadaşlar. Tur-i Sina burnuna. Evet. Uç kısma. Evet. Şarm Şeyh diyelim de belki öyle akıllarında kalır. Uç kısımda. İyice zoom girelim o yaklaşın, adayı yaklaşın. Görelim. Şu çünkü orada bazı ölü denizler var burada. Tatlı su da olabilir belki orada hocam, bakın. Şuraya. Şimdi bakın şurada göller var mesela. Şuraya tıklar mısınız? Ne diyor burada? Bu lake, burada bir göl var mesela. Burası Muhammed Reef Ulusal Park olarak geçiyor. Şuna tıklar mısın? Şuna. Burada bir... Şuna. Ortadaki ne? Hidden Beach yazan yere. Evet. Şu evet. Şimdi gizli tıklayınız. Plaj. Evet, saklı plaj. O balığı kaybettikleri yer orasıydı ya. Aşağı uç kısmını gösterdim. O Hidden Beach denen saklı plajın balığı kaybettikleri yer. Evet. Hocam. Balığı kaybettiler. Bu kayanın olduğu yerde, şu görmüş olduğunuz yerde de Hızır'la karşılaştılar. Hızır Aleyhisselam'la burada buluşuyoruz. Evet. Yuşa Aleyhisselam gidiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın yanında burada. Bir sonraki resim. Daha yakından görüyoruz. Çünkü ayette kayanın olduğu yerde bahsediyor. Şimdi ayete geri döneceğiz. Biz de buraya gitsek Hızır'la karşılaşır mıyız acaba hocam? Yok. Her asayı tutan Musa olmadığı gibi her buraya giden de, çünkü mesela burada bir sürü görüntüler var. Vatandaş gelmiş buraya mesela. Evet. Yüzüyor. Evet. Ama buradaki hakikatten nasibi olması için Musa gibi gitmesi lazım. Musa gibi gitmezsen karşılaşacağın şey sadece buradaki tropik meyvelere denk gelirsen onlar olur. Deniz altındaki mercanlar, inciler, boncuklar, balıklar olur. Hocam bizde de bu Hazreti Hızır'la ilgili ben bu sinema senaryo çalışması yaparken Yahya Efendi Camii vardır. Orada bir kitapta şöyle yazıyor. Hazreti Hızır her perşembe ikindide Yahya Efendi Camii'ne gelirmiş namaza. Bunu okuyunca ben dedim eyvah, ben perşembe ikindi de gidiyorum Hızır'ı yakalamaya camiyi. Yahya Efendi Camii'ne gittim.
şimdi kıldık tabii falan, bakıyorum böyle hiçbir hazırlık bir durumda yok. O zaman versin, Yahya Efendi Camii'ni versin bize. Varsa güzel görüntüsü verelim. Beşiktaş'ta çok güzel bir cami vardı, Yahya Efendi Camii'si. Orayla ilgili de böyle söylentiler var. Bir de üstelik iki denizin birleştiği yerden bahsettik ya. Hani bu da Boğaz'dadır. Karadeniz'le Marmara'nın birleştiği yer, iki denizin birleştiği. Burası Yahya Efendi Camii'si. Tam şu kapıda burada çıkarken tam şuradayım. Ayakkabıları bağlarken kafamı bir kaldırdım. Tıpkı benim gibi böyle medyatik tanınan, ailece hayır hasenatı çok seven bir hanımefendi. İsmini vermeyeyim, belki istemez. Aa merhaba dedi, merhaba dedi. Konuştuk falan. Nasıl, iyi, nasıl gidiyor, iyi falan filan. Ayrıldım. Sonra oradan çıktıktan sonra dedim ki ya dedim acaba bu hanımefendi bunlar ailece hayır hasenatı da seviyor. Hızır o alabilir mi acaba filan diye düşündüm. İki kişiyiz orada yan yana. Kendi kendine böyle düşündüm. Acaba Hızır o muydu ya, bak perşembe günü işte gittim falan. Sonra benim yanımdaki arkadaş birkaç gün sonra o hanımefendiyle tekrar karşılaşmış. Hanımefendi benim arkadaşa demiş ki ya demiş ben o gün perşembe ikindi vakti bir kitapta okudum. Hazreti Hızır geliyor. Hızır görmeye gitti oraya. Uğur Bey'le karşılaştı. Acaba Uğur Bey ya şimdi ikimiz de oraya gidiyor Hızır'ı görmeye. O beni, ben onu görüyorum. Birbirimizi Hızır mı acaba falan diye böyle bakıyoruz. O kadar güzel bir şey ki şu sözü bize yerleştirdi. Evet. Her gece Kadir, her ya kapına geleni Hızır bil. Gerçekten öyle. Biz orada, evet o da öyle. O beni, ben onu Hızır mı acaba diye düşünmüşüz. İlginç. Şimdi burası çok ilginç de bir şeydir. Yani biliyoruz Kanuni Sultan Süleyman'ın Yahya Efendi süt kardeşi değil mi? Süt kardeşi. Şimdi tıpkı benim gibi bir gün, bunu da anlatayım da çok kısa öyle devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi'ye geliyor buraya. Diyor ki Yahya Efendi diyor buraya Hızır Aleyhisselam uğrarmış diyor. Doğru mudur diyor. Şey demiyor Yahya Efendi. Diyor ki ben onunla tanışmak isterim. Beni bir gün tanıştır. O zaman diyor perşembe günü gel diyor akşam vakti ikinden sonra. Seninle diyor bir Üsküdar'a gideceğiz. Bu aynen kitapta onu okuduğum şekilde anlatıyorum. Yalnız diyor tebliğli kıyafeti gel. Kanuni Sultan Süleyman tebliğli kıyafet geliyor. Ondan sonra beraber buluşuyorlar hemen burada sahilde. O zaman Boğaz'ın dibi burası. Oradan bir kayığa biniyorlar tebliğli kıyafet. Normal halkın bindiği kayık. Üsküdar'a doğru giderken ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şey yüzüğü, padişah yüzüğü elinden birden suyla böyle oynarken elinden kayıyor, gidiyor giderken hemen sandalın öbür tarafında oturan bir çocuk da pat diye yakalıyor yüzüğü. Ondan sonra buyurun efendim falan diyor, alıyor takıyor. Neyse Üsküdar'a geçiyorlar, iniyorlar, bakıyor şimdi sağa sola Kanuni Sultan Süleyman. Yanında da Yahya Efendi var. Diyor ki Yahya ne oldu, hani Hızır'ı nerede, gelmedi mi falan diyor. Diyor Hızır gördün ya diyor. Nerede gördüm diyor. Diyor kayıkta sana yüzüğünü veren çocuk Hızır'dı diyor. Eyvallah. Böyle de bir hikayesi var. Yani ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum ama Kanuni Süleyman, Yahya Efendi ve Hızır hikayesi. İki denizin birleştiği yeri de eğer hani Karadeniz ve Marmara olarak düşünürsek Yahya Efendi Camii gerçek midir değil midir? Hocam şehittirler. Gerçek de olmasa bile. Çünkü şehitler bize göre nedir? Bizim bilmediğimiz şekilde. Estağfirullah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin. Onlar diridir ama siz idrak edemezsiniz diyor. Belki tamam mübarek Hazreti Yuşa Aleyhisselam mübarek Naci Şerif'i şeyde Filistin'de ama manevi olarak orada zuhur etmiş rüyalara sadır olmuş, ilham oluşmuş olabilir. Bunların hepsi imkan dahilinde. O haritaya bir daha gelelim. Haritaya dönelim tekrar. Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ı çünkü biz gönderdik. Hızır Aleyhisselam'a gelince Hazreti Musa Aleyhisselam'la beraber buluşacaklar. Haritaya gelmeden önce biz 35'e götürün o zaman. Şimdi biz 35'te o zaman surelere gelelim. Kadim Sırların izinde programı ve ekibi olarak biz iki denizin birleştiği yeri Kızıldeniz'deki o Tur-i Sina noktası olarak alıyoruz. Alıyoruz. Bu hem Kur'an'ın hem evet sünnetin hem de İslam tarihi bu konuyla alakalı temel referans nedir? Taberi'nin evet Camiül Beyan, İmam Kurtubi, Elmalılı Hamdi Merhum'un Hak Dini Kur'an Dili gibi hı-hı kitaplara dahil olmak üzere bunları referans aldığımızda karşımıza çıkıyor. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde Hızır maddesine baktığımız zaman detaylı olarak makalede bunu görebiliyoruz. Zaten dünyanın birçok yerinde bulunan araştırmacıların da ortak olarak ortaya koyduğu çalışmalar, kanalların yapmış olduğu küçük haber röportajları ve program alıntıları da hep bunları gösteriyor VTR'leri. Şimdi 35'e götürün. Evet. Bir Kehf suresinden hızlıca akalım. Evet. Sonra haritada o olayların geçtiği yere okuyalım. En son ne yaptık? Hazreti Musa Aleyhisselam ayrıldı. Hızır'ın yanına gelecek. Balıkları unuttular. İn aşağı abi lütfen.
İn aşağı lütfen. Hazreti Müşan ayrılma. İnemiyorsunuz. Bir sonraki sayfaya geçin. Geldik. Şimdi Hızır'la karşılaştı evet. Hazreti Musa. Burayı da geçiyoruz. 65'e geldik. İşte aradığımız buydu dedi. Evet. Şimdi evet. Şimdi geldi. Hazreti Hızır'a özel bir ilim öğretilmiş. Öyle evet. Bir ilim ki koskocaman peygamber Musa Aleyhisselam'ın kendisinden öğrenmeye çalışacağı bir bilgi. O kadar yani. Hazreti Musa Aleyhisselam ondan öğrenmek için buraya kadar geliyor. Peşine düşüyor. O kadar büyük bir bilgisi var. Şimdi o zaman hocam biz Hazır Aleyhisselam'a yani bir peygamber üstü bilgi sahibi olan birine biz ne diyebiliriz? O da peygamber. Hani nebi midir? Nebi mi denir? Nebi sınıfında mı? Nebi ve Resul sıfatları bizim yaptığımız tanımlamalardır. İkisi de Allah'ın peygamberidir. Estağfurullah. Tilke rusulü fallalna ba'duhum ala ba'd. Bazı peygamberleri Allah bazı konularda diğerlerinden derece olarak üstün kılmıştır. Ama Hazır Hızır'a peygamber diyemiyoruz değil mi? Hızır Aleyhisselam'a peygamber diyebiliriz. Ulemanın çoğu da onu söylüyor. Çünkü bir velinin peygamberden üstün olması düşünülemez. Zaten melek olamaz. Başka kim kaldı? Ya melektir, ya velidir, ya nebidir. Melek olamaz çünkü gördüğünüz gibi toplum arasında bulunan adı, sayı, sanı bulunan bir kimse. Veli olamaz çünkü peygamber veliden öğrenmez. Veli peygamber uyduğu için veli olur. Yani Adnan Şaki olursa iblise uyduğu için hafazan Allah. Evet. Veli olursa peygamber uyduğu için inşallah. Burada da Musa Aleyhisselam ona gelip diyecek ki sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Nezaketle bir başvuruda bulunuyor. Yani beni kabul eder misiniz diyor. Cevap çok ilginç. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Neymiş cevabı? Musa ona sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. 1-6. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemez. Çok ilginç değil mi? Aa, ben geliyorum. Evet. Hani biz gelmişiz Hızır Aleyhisselam'a. Diyoruz ki sana tabi olmak istiyoruz. O da bize direkt şunu söylüyor. Siz benimle beraberliğe sabredemezsiniz. Peki neden? İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Yani bende öyle bilgi var ki Allah'ın verdiği. O bilgileri yapmakla mükellefim ve bunları yapmanın iç bilgisine vakıf olamayan bir kişi anlayamaz. Anlamadığı için de uygulayamaz. İn aşağı lütfen. Biraz daha yukarı kaldıralım arkadaşlar sayfayı. Biraz daha. Sonra Musa Aleyhisselam ne diyor? Evet. Seteceduni inşa Allah sabiran ve la a'si leke emra. Musa Aleyhisselam da buna karşı diyor ki inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim diyor. Yani bir öğretmenle talebe arasındaki evet. Bağlantıyı gördünüz mü? Ben size tabi olmak istiyorum diyor. O da diyor ki kaldıramazsın peşinden söyleyeyim diyor. O da diyor ki inşallah bulacaksın beni diyor. Sonra ne diyor? O halde eğer bana tabi olacaksan ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Bu da onun imtihanı oluyor. Aa, bu da en zor hocam ya. Tabii birçok yani ama baştan ha. Uyarıyor. İç olaylarını kavrayamayacağın şeyleri yapacağım. Allah bana böyle bir ilim ve sorumluluk verdi. Ve ben sana açıklamadıkça sen de beni sıkıştırma diyor. Evet. O da ne diyor? Tamam kabul ediyor. Şimdi فَانْتَلَقَا Ondan sonra yola koyuldular. Yola koyuldular. حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّف۪ينَةِ خَرَقَهَا Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Şimdi ben sizi haritayla o gemiye bindikleri yere hemen götüreceğim. Online harita verir misiniz? Adı güzel. Gemiye bindikleri yere mi evet, götüreceğiz hocam? Evet. Hazreti Musa ile Hazreti İhsan gemiye bindi ve Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın gemiye bindiği ve Hazreti Hızır'ın gemiyi deldiği. Gemiye bindi, sahili göstereceğim. Hadi bizi yaklaştırın buraya hızlıca. Şuraya. Şu kısma. Hedefimiz orası. Yine o burun mu hocam? Evet. Aynı yere geleceğiz. Hazreti Musa, Hazreti Hızır olayını burada yaşayacağız çünkü. Yaklaştırın şuraya dokunacaksınız. Ya bu burun gerçekten hikayesi çok ilginç bir burunmuş. Yani burada turizmin had safhada olması gerekir. Burası çok ilginç bir Şimdi yer. Tıklayın buraya. Evet. İşte burası. Burası eski dönemlerden kaldığı tespit edilmiş ama hala daha çalışmaları tamamlamamış olan bir gemi iskelesi. Gemiye Hazreti Hızır Aleyhisselam
bu sahilden beraber binecekler. Gemiye Hızır Aleyhisselam'ı tanıdığı için gemi sahipleri ondan ücret almayacaklar. Onu tanıdıkları için almayacaklar. Onu tanıdıkları için Musa Aleyhisselam'dan da almayacaklar. İkisi gemiye binecek. Musa Aleyhisselam bu mahcubiyeti görecek. Dedik ya, sarayda yetişmiş. Evet. Nezaket kurallarına çok hakim. Yani diyor ki, bizi ücretsiz olarak gemide ağırlamışlar. Gidiyoruz. O esnada hemen bir resim vereyim size. Eski bir iskele ve halen burada gemi seferleri var sanki var. Hocam. Yat, bir yatların koy olarak yatlar. Kullanmış oldukları yerler var. Burası denizi tertemiz. 44 numaraya götürür müsünüz bizi sayın yönetmenim? Yok, 44. Evet, 44'e. Burası acaba ne kadar sürer Şarm el Şeyh'e? Uzak mıdır? Kaç, 3 saat var mıdır? Ya inşallah özel uçağınız olur. İnşallah. Gideriz oraya. Bir gün ineriz buraya. Çekimimizi yaparız. Ama şey de olması lazım. Mehmet abinin de olması lazım. Mehmet abinin ayağı ağrıyormuş. Hazreti Musa Aleyhisselam burada geminin içerisinde bir bakıyor ki, evet. Hızır Aleyhisselam elini almış çekici gemiyi deliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki, sen ne yapıyorsun diyor. Bizi ücretsiz gemilerini almış, misafir etmiş, sana saygıda kusur etmemiş, bana da senin hatırına iyi davranmış birilerinin gemisini niye deliyorsun diyor. Hemen ayeti geri dönelim. Evet. Kehf suresi 35 numaralı görsel. Evet. Şimdi şey yapıyoruz ya, parça parça. Ayette ne oldu? Haritada nereye geldiler? Resimde bu. Bu üçgen içerisinde hareket ediyoruz. Zihinlerde canlansın. 13 dakikamız var. 13 dakikada biz gemiden inişimizi yaparız. Peki. Şimdi hocam, peki resim gelene kadar bir şey sorayım. Yani Hazreti Hızır bazen işte bir gemiyi batırmaya çalışırken, bazen işte bir çocuğu öldürürken, yani bir takım müsibet işler yaparken de görüyoruz. Yani yani şerli işler yapanlarda da bazen bir hayır, bir Hızır olabilir mi anlamamız lazım bizim buradan? Ya şimdi ben geleceğim. Mehmet abiye ilişmeyeyim. Mustafa abinin gemisi var. Gemisini bir anda deldim. Evet. Bana Mustafa abi dedi ki, hocam hayırdır ya, ne yapıyorsun dedi. Tabii ya, bu abi bir iş değil, evet. Benim kalbime öyle bir ilham geldi, deldim. Dersem suç işlerim, ceza yekerim. Ama Hızır yapar sevmez çünkü Allah'ın peygamberi. Yani o böyle bir şey yapıyorsa Allah emrettiği için yapıyor. Yani adam bir tanesi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban etti, kendi oğlunu alıp da kurban etmeye kalkarsa bu zındıklıktır ve cinayettir. Dünya ve ahirette cezasını çeker. Evet. Ama İbrahim Aleyhisselam bir peygamberdir. Oğlu İsmail de peygamberdir. Onunki imtihandır ve haktır. Hı hı. Yani burada olayın kendisi gibi ondan daha önemli kimin yaptığıdır. Evet. Şimdi hala ayet gelmedi abi. 36 şey 35 numara. 35 numarayı alalım. Ya siz benim hızıma yetişebileceğinizi mi sandınız? 35. Şimdi burada evet. Gemi bir sonraki sayfaya geçiyoruz, 300'e. Evet, burada iniyoruz aşağı. Gemiye bindik. Aşağı iniyoruz. Gemiye binelim. Duralım. Kehf suresindeyiz şu an. Evet. Evet. Ha, gemiye bindikleri ne oldu? Gemiyi deldiğini söyledi, deldi mi? Ne evet. diyor? Ya sen onun içindekileri boğmak için mi deldin diyor. Hazreti Hızır ne diyor? Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedin mi? Dedi. Şimdi Uğur Bey alacak edin mikrofonu. Demedim mi, demedim mi? İlahisi var ya. Evet. Bana okuyacak. Soru sorma dedi. Daha ilk hadisede soru sordu. Soru sordu. Evet. Musa Aleyhisselam da onu kaldıramıyor. Burada bir yanlışlık var diyor. Yani demek evet. ki burada şunu öğreniyoruz. Söz versen de zulüm varsa sesini çıkaracaksın, Musa Aleyhisselam'ın sözü. Bunu görüyorsunuz. Hı-hı. Söz veriyor ama bir yanlışlık var. Hocası da olsa, üstadı da olsa, tabi olmak için kilometreler teptiği kişi de olsa yanlışsa yanlış diyor. Yani söz versen de yanlışa yanlış demen gerekiyor. Bu Hazreti Musa'nın bir sözü müdür hocam? İşte burada onu görüyoruz. Müdahale ediyor. اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَا صَبْرًا. Sonra Musa Aleyhisselam ne diyor? Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma. Tamam diyor. Müdahale etmeyeceğim dedim. Karışmayacağım evet. dedim ama karıştım. Tamam bir daha karışmayacağım bir daha diyor. Karışmayacağım. Beni hoş gör diyor. Evet. Hazreti Hızır da onu hoş görüyor. فَانْطَلَقَا İşte burası gemi evet. sahile geliyor. Geminin hangi sahile geldiğini henüz tespit edemedim ama belki birkaç yıl sonra inşallah biraz daha çalışmalar genişlerse tespit edeceğiz geminin nereye indiğini. Gemi bir yere iniyor. Gemi sahile geliyor. Sahile geliyor. Yine yola koyuldular. Bu sefer yolda sahilde gençler geliyor. Gulam. Gençler görüyor. O gençlerden bir tanesini Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Delikanlılardan birisini. Yani 15 ile 20 yaşlar arasında birisini. Hazreti Musa Aleyhisselam şok oluyor.
Ve sonra ne oluyor? Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Yani gemideyken söz verdi. İner inmez gördüğü olay karşısında doğal bir tepki verdi. Sen gemide, ne yaptın? Şimdi bu gemidenmekten daha şey bir olay. Ağır bir şey bu. Yani, ne yapıyorsun bir yani böyle? Birini öldürüyor, evet. Hem de bir suç işlememiş, bir şey yapmamış. Nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bir sonraki sayfaya geçelim. Adı güzel. 75. Evet. Ayete geçiyoruz. 301. Ne dedi? Cevap aynı. قَالَ لَمْ قُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Adam, burada Hızır'dan bahsediyor. Adam, sana benimle beraberliği asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Demedim mi? Demedim mi? Evet. Sonra Musa Aleyhisselam ne diyor? Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Yani senden tamam. Bu son. Bir de, ama çok ağır bir imtihanla karşılaştım. Evet. Ama söz de verdim. Tamam diyor. Bir daha eğer karışırsam sana benden ayrılabilirsin diyor. Sonra فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا تَيَاهَلَ قَرِيَّةِ Buyurun. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir İstemedi. Duvar gördüler. Ha, konuk etmek istemedi. Şimdi anladım. Her kapına gelen Hızır bir sözü var ya. Ha, buradan geliyor işte. Hızır geliyor ve halk onları konuk etmek istemiyor. Bizim avcılarda vardı. Ben çocukken bir ara yaşamıştım Filizköy'de. Evet. Orada bir dede türbesi vardı. İsmini tam çıkaramıyorum şimdi. İşte onun için anlatıyor. Kapılardan gelmiş, yemek istemiş, erzak istemiş. Kimse yüzüne bakmamış, aşağılamış vesaireydi. Garip dede miydi? Herhalde öyleydi. Sonra terk etmiş. Kendisine imkanında bulunan bir ihsanda bulunan bir ev halkına demiş ki buradakilerin hepsi kötülük yaptı, kovdu. Sen iyilik yaptın demiş. Yarın sabah namazında arkanı dön. Buradan şu tepelere doğru çık demiş. Sabahleyin o da ne olur ne olmaz diye sözünü dinlemiş. Arkasına bakmadan bir çıkıyor. Arkasına bakıyor ki küçük çekmece göl oluşmuş. Böyle bir şey var. Hikayesi var orayla var. Alakalı. Bu kavramlardan sebep her kapına geleni Hızır bil. Hani mesela para işliyor, Allah rızası evet. için diyor. Normalde vermemenizi öneriyoruz. Lütfen dilencilere sakın para vermeyin. Belediyeleri yönlendirin. İstismar ediyorlar, daha kötüsü. Hele selpak satan çocuklara. Bir hocanız olarak söylüyorum. Allah rızası için vermeyin. Ne olur. Bakın şu an çok önemli bir şey duyuyorsunuz sevgili izleyiciler. Bir hocamız diyor ki çocuklara, dilenen çocuklara para vermeyin diyor. Allah ve Hızır'dan bahsettiğimiz için programda. Evet. Bu çok önemli hocam. Çünkü siz acıyorsunuz ya. O çocuğa parayı veriyorsunuz ya, o güzel yavrucuğu hem alıştırarak karakterini evet. bozuyorsunuz, hem o istismarcı simsar grubu, o çocuğu gayri resmi bir kölelik sistemiyle hayatını karartarak dilendiriyor. Siz vermeseniz, peki hocam ne yapacağım? İçim acıyor. Çok kolay, ben hep şunu yaparım. Gördünüz mü çocuğu? Hemen açacaksın polisi, 155'i. Mehmet abi ben hep öyle yapıyorum. Arıyorum diyor ki, filanca yerde iki tane çocuk var, dilendiriliyor. Polis her seferine geliyor alıyor. Ha, bırakıyor bırakmıyor. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Ama siz verdikçe daha çok köleleşmesini sağlarsınız. Aman yapmayın. Işıkların orada dilenmelerine fırsat vermeyin. Hele hele büyük şehirlerde sahip çıkmak böyle olur. Diyelim sonra evet. şimdi. Evet. Ne oluyor? Derken orada herkes yıkılma... kovuyor kapılarından. Kovuyorlar. Yüş, bakalım ne yapmış Hızır Aleyhisselam. Sonra orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Şimdi birbirinden bağımsız anlamakta zorlaşılan üç kavram. İyilik yapanın gemisini deliyorsun. Evet. Tanımadığın çocuğu, delikanlıyı, genci öldürüyorsun. Seni kapılarından kovan adamların yıkılmakta olan duvarını yapıyorsun. Evet. Ya birbirinden bağımsız ve çok anlamsız bir iş onun için doğal olarak. Diyor ki bari bir ücret alsaydın yani. Bunun üzerine ne diyor? Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir. Hadi güzel yukarı kaldırır mısın? Dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. Ha, şimdi artık aramızdaki söz bitti. Üç defa ben sana katlandım. Üç evet. defa konuştuk, iş bitti. Şimdi anlayamadıklarını anlatayım da öyle git diyor. Yani niye böyle yaptı diye anlayamazsın diye. Neymiş? Anlatıyor. Diyor ki o gemi, batırdığı gemiden bahsediyor. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Ya. Şimdi mesela bu ilk başta zulüm gibi gözüküyordu. Meğerse iyilikmiş.
Ama bunu Musa Aleyhisselam bilemezdi. Vahiy gelmemişti. Hızır Aleyhisselam biliyordu, ona gelmişti. Evet. Ve dedi ki ileriden bir kral var. Her sağlam gemiyi ele geçiriyor. Bu adamlar iyi adamlar. Tek geçim kaynakları giderse batıla düşerler. Gemi o yüzden deldim diyor. Evet. Kavram nereden nereye geldi? Biraz önceki zalim, şimdiki merhametli bir abide döndü değil mi? Doğru. Diğerine çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklenmesinden korktuk diyor. Şimdi buradaki tuğyan kötülük. Yani bu çocuk, çocuk dedi küçük bir çocuk değil, gençliğinde bir çocuk. Evet. Her türlü haltı, kötülüğü, pisliği yapmaya müsait ve başlangıcında olan bir kimse. Hmm. Onun buradaki ölümüyle hem o cehennemlik olmaktan kurtuluyor çünkü ola gitmek üzere. Hmm. Hem de annesinin babasının da küfre düşmesinin önüne geçiyor ve Allah Azze ve Celle bakalım ne yapmış. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik diyor. Ve Cenab-ı Hak veriyor. Böylece evet. Hem o çocuk kaybetmiyor. Çünkü eğer canı gitmese o günahları işleyecek. Hmm. Bir kimsenin ölümünü istemesi caiz değildir diyor Peygamberimiz. Ama eğer dayanamayacak seviyeye gelirse ancak şunu söyleyebilir. Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman beni öldür desin diyor. Hmm. İşte bu sözü böyle anlayalım, bu hadisi. Yani ölmesi yaşamasından hayırlıydı. Bunu da böyle anlattı. Peki aşağı inadı güzel. Sonra? Biraz daha yukarı çıkalım arkadaşlar ekranı. Evet. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Şurası çok önemli. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمِرِي وَمَا فَعَلْتُ Ben yapmadım hu, bu yapılan işlerin hiçbirini an emri, kendi isteğimle, kendi irademle yapmadım. Evet. Allah istediği için yaptım. Yani beni kınama diyor. Sen de Allah'ın peygamberisin, ben de diyor. Ve bununla beraber sen bunları idrak edemedin ama bak hepsinin ne hikmeti vardı diyor. Evet. Şimdi zaten bu yolculuğa çıkarken Hazreti Hızır, Hazreti Musa'ya demişti ki hocam, senin bilmediğin bende bütün alemlerin bir sırrı var. Bilgisi var. Yani bir akış var. Bilgisi var, bir akış sırrı var. Yani ne olursa kötü olacak, ne hayırdaki nereden şer çıkacak, hangi şer hayır. O biliyor demek ki. 41 bu, bu sırra vakıf. O nedenle sırra vakıf olmadığımız için şimdi gelecekte ne olacak, ne nasıl olacak biz bilemeyiz, bilemiyoruz. Ya adam kaza yapmış. Evet. Yolda uzanıyor. Diğer bir adam gelmiş. Hı hı. Elindeki kesici maddeyle adamın böğrünü delmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun kardeşim diyorsun. Orhan abi ne yapıyorsun diyorsun. Adam diyor ki ben doktorum diyor. Nefes borusunu açıyorum diyor. Evet. Ama sen o yaptığının ne olduğunu bilmediğin için sanki adamın cinayet işliyormuş gibi görüyorsun. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın anlayamadığı, her gemiye el koymakta olan kralın anlatıldığı Kehf suresindeki 79. ayet. 42. resme geçin abi. 42. resme geçeceğiz. Evet. 42. resim, ondan sonra 43. resim, sonra 44. resim, sonra ise 47. resim. Evet. Son bir dakikamız. İşte çocuk, iki tane genç delikanlı var. Babaları vefat etmiş, iyi bir kimseymiş. Halk kötü olsa da iki tane çocuk iyi. Onların evet. Duvarlarını yapıyor ki onlar duvarın fakirlik altında ihtiyacında hazine var. Evet. Bunu anlayacaklar, yakında öğrenecekler. Yıkılmasın ama diye. Ama yıkılsaydı ortaya çıkacaktı. Bunu kim anlar? Evet. Ne diyor? Adım Hıdır, elimden gelen budur diyor değil mi? Bu şekilde söylüyor. Sırra vakıf ve hocam. 47 numaralı evet. Görüntüyle kapatalım o zaman. İşte burada da mutlu bir, saadetli bir ailenin çiziminin portföyü. Böylece Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam tanışıyorlar, ayrılıyorlar. Evet. Ya vaktimiz yok ama hadisi de göstermek istiyorum. Hadisin sonunda Peygamberimiz şunu diyor. Bunu anlattıktan sonra evet. Ayeti açıklıyor, hadisi hı. Anlatıyor. Keşke diyor Peygamberimiz, Musa biraz daha sabırlı gösterebilseydi de Allah aralarında yaşanacak olan şeyleri bize bildirseydi diyor. Hmm. Peygamberimiz de bunun hüznünü yaşıyor. Evet. Sonrasında Hızır Aleyhisselam yaşamına devam ediyor. Ne zamana kadar yaşıyor? Mesela İbn-i Sad'ın Tabakatı gibi eserlerde Peygamberimiz vefat ettiğinde ev halkını teselli eden bir ses var. O sesin Hızır Aleyhisselam'a ait olduğunu ifade eden sözler var. Alemlerin çoğuna göre
Hızır Aleyhisselam yaşamamaktadır peygamberimiz zamanından sonrasında. Hı hı. Ancak bir kısım alimler, özellikle tasavvuf ilmiyle meşgul olanlar dahi hala yaşadığını, ta ki Hazreti İsa'nın nuzulü dönemine kadar hayatta olacağını ifade eden görüşler içerisindeler. Hatta Hızır Elles, yani Hızır ve İlyas'ın senede bir kez buluşması Anadolu kültüründe çok yer elde etmiştir. Evet. Hızır Elles'te birçok etkinlikler bu manada yapılır. Çok kısa bir cümleyle soracağım. Hızır ile İlyas'ın buluşması, birleşmesi Kur'an'da, hadislerde var mıdır? Yoktur. Yoktur. Evet. Ben de son bir şey söyleyeyim mi? Söyle hocam. Her geceyi Kadir, her kapınıza geleni Hızır bilin. Evet efendim. Bu güzel sözle bitirmiş olalım bugünkü Kadim Sırların izinde programını. Efendim bizler yine her pazar akşamı 21'de sevgili hocam Adnan Şensoy ile birlikte burada olacağız ve yine kadim bir sırrın izine düşüp onu sizlerle birlikte burada samimi bir şekilde anlatmaya, açıklamaya çalışacağız. Görsellerle, fotoğraflarla, tarihiyle, diliyle, coğrafyasıyla bizler burada olacağız. Bugün Hızır Aleyhisselam'ın peşine düştük. Haftaya kim bilir nerelerde, kimlerin peşinde olacağız ama sizler de ekranların başında bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.